Keşke söylemeseydim. Keşke. Bu girişle benim de keşkelerim olacak Şevket. Tavrını koymayı ne zaman öğreneceksin? İyi geceler. Sana da babacığım. Nerede kaldın Ali Rıza Bey? Merak ettim. Sorma Hayriye. Ya bu gece öyle bir şey gördüm, öyle bir şey işittim ki yüreğime oturdu. İçim cız etti. Canım seni üzmek için söylememiş ki çocuk. Çocuk? Şevket hepimizin iyiliğini düşünüyor. İttifak kurulmuş yine. Vallahi bana mantıklı geldi. Madem maddi manevi rahatlayacağız, ver gitsin. Vermem. Vermem. İşte o kadar. Ama Şevket diyor ki müteahhitler... Şevket demiyor. Ferhunde diyor. Siz de öyle onun ağzının içine bakıyorsunuz. Hanımefendi dairede oturmak istiyorsa gider oturur. Benim evimden bir çivi bile sökemez. Ne olur biz de bir apartman dairesinde otursak rahat rahat. Ya evimizin nesi var ayrı? Doğru dedin, nesi var? Kapıcısı mı var, güvenliği mi? Hani lüks, hani konfor? Çocukların istemez mi şık bir dairede oturmak? Ben istemez miyim? Sen istemez misin? Bankada paran olsun, her ay tıkır tıkır kiralar gelsin. İstemez misin Ali Rıza? Ne kolay kanıyorsun Hayriye. Hemen etki altında kalıyorsun ya. Bu ev bana annemin babamın yadigarı. Ben burada doğdum. Burada büyüdüm. Her tahtasında, her çivisinde babamın emeği, her odasında benim hatıralarım var. Durumumuz malum Ali Rıza Bey. Çarşı pazar ateş bağısı. Yarın bir gün iyice sıkışacağız. Ne yapacağız o zaman? Tencereye hatıralarını mı koyup kaynatacağız? Kes Hayriye. Ne olur çıldırtma beni. Çıldırtma. Kimse konuşmuyor. Ne oldu? Küçükler her şeye karışmaz. Hadi yemeğini ye bakayım. Konuşmuyoruz. Çünkü konuşursak birbirimizi kıracağımızdan korkuyoruz kızım. Anladım. Aferin sana. Keşke büyüklerin de senin kadar anlayışlı olsa. Baba ben dün gece konuşurken... Yani... Oo. Bu sabah dersini iyi çalışmamışsın. Kekeleyip duruyorsun. Sözüm bir tek Şevket'e değil. Hepinize. Ben yaşadığım sürece bir daha bu evde müteahhit konusu açılmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı babacığım. Babacığım, bizim vapura yetişmemiz lazım. Tamam kızım. Afiyet olsun. Ben de Ayşe'yi bıraktıktan sonra karşıya geçeceğim iş için görüşmeye. Hani çağırmışlardı ya. Ben de yayın evine gideceğim. Beraber çıkalım. Olur.
Al yavrum. Al güzelim. Hadi bakalım. Bu neye yeter anne? Evladım başka yok. İdare edin işte. Aa. Hep öyle yapıyoruz zaten. Hadi. Hadi bize iyi dersler. Güle güle. Ben de gidiyorum hadi anne. Hadi çocuğum. Allah için rast getirsin yavrum. Hiç savunma sen. Nasıl davrandığını gördün işte. Sana da aynı şekilde. Karşısında çocuk var sanki. Özel konuşuyorsanız çıkayım ben. Hayır. Evet. Ben gidiyorum zaten. Hoşça kalın. Seni geçireyim oğlum. Gerek yok, çıktım bile. Güle güle yavrum, hayırlı işler. Hepsi gitti. Kaldık baş başa. Ne yapalım, sofrayı toplayalım bari.